Sayın liderimiz ve sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Ben Seyhan Belediyesi Gıda Mühendislerinden Dilem Kırlangıç. Sizlere dünyada birçok ülkeyi ve bizim de ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 koronavirüs salgını süresince hangi tür gıdalar tüketilmeli, gıdaları alırken nelere dikkat edilmeli, bu süreçte hangi önlemleri almanız gerektiği hususunda bilgilendirmelerde bulunmak istiyorum. Bu süreçte bağışıklığı güçlendirici ve antioksidan içeriği yüksek gıdaları tüketmeniz gerekmektedir. Yazılı ve görsel basında sıkça şalgam suyu tüketiminin önemi vurgulanmaktadır. Bunun sebebi şalgam suyunun içeriğinde bulunan yüksek antioksidandan kaynaklanmaktadır. Özellikle bu süreçte çocuklarımızın ve sizlerin bol miktarda yeşil yapraklı sebzeler tüketmeniz gerekmektedir. Normal zamanda tüketilen meyve ve sebze oranının fazlasını tüketerek bu süreçte bağışıklığımızı yüksek tutmak ve böylece en az hasarla bu salgın sürecini atlatmamıza yardımcı olacaktır. Meyve ve sebzelerimizin içerisinde neler var? Bol vitaminli, C vitamini içeren portakalımız, elmamız var, kivimiz var, bol miktarda vitamin içeren C vitamini. Onun dışında sebzelerimizde pırasa var, kereviz var, kırmızı pancarımız var. Kırmızı pancar bol miktarda antioksidan içeren bir sebzedir. Kabağımız var, bol miktarda lif içerir. Bu tür gıdaları tüketirsek bağışıklığımızı daha güçlü tutarız. Belediyemize bağlı kreşlerimizde yemek yeme alışkanlığını büyük ölçüde kazandırdığımız ve kazandırmaya devam ettiğimizle ilgili çocuklarımızın bu alışkanlıklarının daha da devamı açısından sebze, özellikle de kuru bakliyat gıdalarından yapılan yemekleri artırmanız çocuklarımızın yararına olacaktır. Siz çocuklarımız bol miktarda süt, yumurta, yoğurt, peynir tüketmeye özen göstermelisiniz. Her sabah düzenli olarak kahvaltınızı yapmalısınız. Bağışıklık ve sindirim güçlendirmedeki katkıları bilinen kefir ve benzeri probiyotik gıdaların tüketiminin artırılması bu salgın sürecinde hepimizin yararına olacaktır. Özellikle çocuklarımızın kefiri sade şekilde tüketemezlerse içerisinde çilek doğrayıp blenderdan geçirip harika bir içecek elde edebilirsiniz. Çocuklarımıza bu süreçte dışarıdan hazır gıdalar almaktan kaçınmalıyız. Daha sağlıklı ve daha güvenilir olması için evlerimizde hijyen kurallarına uygun biçimde yemekler yapmamız gerekmektedir. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor. En kısa zamanda eski sağlıklı günlerimize dönmemizi umut ediyorum. Hoşça kalın.